Merhaba, ben Serkan Mert. Bu bölümde bir soruya cevap vermeye çalışacağım. HDR kullanımında zemin atmış olduğum plane siyah çıkıyor veya işte koyu bir değerde çıkıyor. Bunun nedeni nedir diye. Şimdi bu tür sorularda önce şunu söylemem lazım ki birisinden yardım istediğinizde, uzak birisinden yardım istediğinizde soruyu, sorunu ve yaşadığınız problemi çok net anlatmanız gerekiyor. Çünkü burada birçok değişkene sahip araçlardan bahsediyoruz ve bu değişkenler içerisinde sadece bir tanesinde yapılan bir hata size problem yaşatıyor olabilir. Uzaktaki birinin sistemi görmeden, kullanmış olduğunuz ayarları görmeden bunu doğru bir şekilde tespit edip cevaplaması pek mümkün değil. Bu sebeple olabildiğince sorularınızı, yani benim için demiyorum, işte herhangi uzaktaki birine bir soru yönelttiğinizde cevap alabilmek için veya doğru cevaplar alabilmeniz için doğru sorular sormanız gerekiyor. Bunun için de olabildiğince detaylı olabildiğini. Çünkü karşı taraf hiçbir şey bilmiyor. Yani şey anlamda, sizin ne yaşadığınız hakkında hiçbir şey bilmiyor. Hangi ayarları kullanıyorsunuz, hangi sistemi kullanıyorsunuz, kullandığınız sürüm nedir? Hiçbir bilgiye sahip değil. Bu sebeple ben şöyle bir problem yaşıyorum. Bunun çözümü ne dediğinizde bunun çözümün veya bu probleme neden olan yüzlerce şey olabilir, hata olabilir. Bunlardan hangisi olduğunu bilmediği için tabii dolayısıyla yardımcı olamaz. Ya soruyu cevapsız bırakır veya işte yanlış yönlendirir. Bu sebeple uzaktaki birine, yani bunu özellikle altını çiziyorum, tekrar gibi oluyor ama bu çok önemli. Yani uzaktaki birine bir probleminizi, bir derdinizi anlattığınızda bunun çok net anlaşılır olması gerekiyor. Çok net anlaşılır olması gerekiyor ki yardım edebilsin. Şimdi burada bana sorulan soru şu: ben HDR kullandığımda sahneye zemin eklediğimde gölge alabilmek için bu gölge koyu çıkıyor. Bu aslında V-Ray'de olmayan bir şey, fakat yanlış kullanımdan ötürü bu tür problemler yaşanabiliyor. Onun bir örneğini göstereceğim. Şimdi sahneye bir HDR sahnesi kuralım. Şöyle HDR çağıracağım bir tane. Şimdi sahnemi kurayım. Şöyle ben oraya montaj ekleyeyim şunu. Sahneye bir plane atalım. Nasıl yapalım? Şu iyi gibi. Şunu belki biraz daha büyütürüz şöyle. Bir tane teapot ekleyelim. Şimdi bir ışığımızı ekleyelim şuna. Vireyim. Şimdi senaryo canlandıracağım. O yüzden şu anda sahneyi kuruyorum. Yani önceden kurmadım. Ne olur ne olmaz şimdi kafa karıştırmasın diye. Şimdi burada sizinle kuruyorum sahneyi. Şimdi sahnemizi kurduk. HDR aydınlatması kullanıyoruz. Tabii burada bizim bu plane'in görünmemesi için plane'i bizim buradaki ikona tıklayarak bunu matte shadow olarak değiştirmemiz gerekiyor. Bunu değiştirdiğimizde, render aldığımızda, test render aldığımızda her şeyin yolunda olduğunu görüyoruz. Yani gölgemizi vesaire şeyi alıyoruz. Yani bu tür şeylerde problem yaşamazsınız. Şimdi bu HDR kullanımında, hani madem girdik, o zaman biraz detay verelim. Buradaki objenin görünürlüğü veya işte renk değerlerini, gölge renk değerlerini kontrol edebilirsiniz. Sağ tıklayıp buradan V-Ray Properties ayarlarını seçtiğinizde burada shadow rengini, yani gölgenin rengini veya parlaklık değerini arttırıp yükseltebilirsiniz. Alpha kısmının mutlaka -1'de olması gerekiyor ki zemin render'a yansımasın. Yani sadece gölgemizi görelim. Gölgenin dışında obje render'a dahil edilmesin. İşte gölge rengimiz, işte normalde işte atmosfer, farklı bir atmosfer olduğunda işte mavi tonların hakim olduğu ve bu dolayısıyla gölgeye de yansıyor.
Bu sebeple render'da bir siyah gölge değil, maviye yakın bir gölge tonunu işte direkt render'da, yani compositing aşamasında düzenlemeden direkt render'da alalım dediğimizde burada buna müdahale edebilirsiniz. Yani gölge renklerini değiştirebilirsiniz. Burada siyah, mavi veya sizin ortamın atmosferine bağlı olarak gölgeler ne tonda oluşuyorsa onu ayarlayabilirsiniz. Bunu da HDR'ın üzerindeki gölgeleri referans kullanarak yapabilirsiniz. İşte dediğim gibi parlaklık değerini değiştirebilirsiniz vesaire. Şimdi burada biz tamam sahnemizi kurduk, herhangi bir problem yaşamıyoruz. Fakat tabii biz biraz profesyonel bir sahne çalışıyoruz. Dolayısıyla biz harici ışıklar kullanıyoruz. Yani bunun gibi direct light, doğrudan aydınlatma kullanmıyoruz. Harici ışıklarımız da var bizim. Bu sebeple objenin daha iyi görünebilmesi için sahneye bir ışık ekliyorum. Şekilde ışığımı biraz düşüreyim. Şey kullanmıyoruz çünkü kamera kullanmıyoruz. Şunu bir olarak değiştireyim. Şimdi test render'ımızı alalım. Test render'ımızı alıyoruz ve bu sefer şöyle bir problemle karşılaştık. Bu problem de şu: sahneye eklemiş olduğunuz plane koyu renk değerinde çıkıyor ve burada bize problem yaşatıyor. Yani farklı bir obje gibi davranıyor. Bunun sebebi bu plane aslında render'a çıkmıyor. Çünkü biz şeyde bizim properties ayarlarında bizim alfa değerimiz eksi 1 olduğu için obje hiçbir zaman şeye çıkmaz. Render'a çıkmaz. Fakat burada bu koyu değeri oluşturan şey bizim sahneye eklemiş olduğumuz bu ışığın gölge değerleridir. Yani bu gelişi güzel rastgele bir ışık yerleştirdik. Yanlış bir ışık yerleştirdik. Bu sebeple objeye gölge vurduğundan ve ışık doygunluk oranı yetersiz olduğundan, yani bütün her tarafa gölge yerleştirdiği için obje dolayısıyla ortaya çıkıyor. Ve bu da render'da işte arka planda bir kontrast oluşturuyor. Yani daha koyu değerlerin çıkmasına neden oluyor. Bunu önlemek için bizim burada yapmamız gereken şey doğru ışık kullanmak. Yani biz bu sahneye eklemiş olduğumuz plane'in bu şekilde değil. Çünkü bu bir harici ışıktır. Indirect light, yani sadece biz belli bir alanı veya bir objeyi aydınlatmak için kullanıyoruz. Bunun için ışığı doğru kullanmamız gerekiyor. Mesela burada target'ı aktif edelim. Yani normalde biz bu ışığı nasıl kullanmamız gerekiyordu? Neyi? Biz bu tripodu aydınlatacağız. Buna yeterli olacak düzeyde bunu yapılandırmamız, ayarlamamız gerekiyor. Mesela örneğin şöyle rastgele bir açı verelim şuna. Şöyle biraz da şey yapalım. Şimdi burada biz tekrardan render'ımızı aldığımızda, şimdi bu şeyde oluşan gölgelerin azaldığını göreceğiz. Yani daha da azaldığını. Bu halen daha bizim ışığımızın çok geniş olduğu ve zeminin her tarafına ışık attığı ve bu sebeple gölge oluştuğu anlamına geliyor. Bizim bu işi doğru bir şekilde yapılandırmamız gerekiyor. Yani bizim buradaki amacımız sadece şey, buradaki şeyi, yani tipotu şey yapmak, aydınlatmak, onun belli bir bölgesini öne çıkartmak. O amaçla kullanıyoruz. Şu render'ımızı alalım. Daha da azaldı. Bunu daha da kontrol edebilirsiniz. Daha da kontrol edebilirsiniz. Final render'a baktığınızda, final render'da bu şeydeki daha önce karşılaştığımız sorunu yaşamadığımızı burada göreceğiz. Yani bu biz bu ışık değerini daha da arttırırsak, yani bu ışıkların kullanımı zaten lokal aydınlatma. Belli bir objenin belli alanlarını sadece aydınlatmak için kullanılır. O yüzden bütün bir plane ışık yaymaya gerekiyor. Yani bütün bir zemine ışık yaymaya gerek yok. Eğer bunu yapacaksanız güneş ışığını kullanabilirsiniz. Rain sun ışığını kullanabilirsiniz. Bu buradaki bu problemi yaratmayacaktır. Şimdi biz ışığımızı ayarladık. Mesela 30 diyelim, yükseltelim. Daha da yükseltelim. Daha da yükseltmemize rağmen yine de hani gölgeyi ve parlaklık değerini arttırıyoruz ama
Biz bütün bir plana yaymadığımız için ışığı bütün bir plana yaymadığımız için dolayısıyla buraları gölge atmıyor. Gölge atmadığı için de burası koyulaşmıyor. Yani gölge bunun üzerine ikinci bir katman olur. Bu katmanda işte koyuluk yani saydamlık oranını düşürürüz. Biz alfa değerini eksi bir olarak kullanıyorduk. Biz ışığı bütün her tarafa yaydığımızda bu eksi bir değeri sıfıra kadar inmeye başlar. Kullandığınız ışığın ayarlarına bağlı olarak. Bunun olmaması için lokal ışıklarda doğru ışık kullanmanız gerekiyor. Eğer siz bütün bir genel yapıyı yani büyük bir sahneyi aydınlatacaksanız bunun için zaten sun kullanmanız gerekiyor. Bir güneş ışığını kullanmanız gerekiyor. Bunu kullandığınızda zaten bu tür şeyler yaşamazsınız. Eşyer görüntüsü alacağım için zaten iptal ettim. Şunu 0.1 olarak değiştirelim. 0 hatta 0.01 yapalım şunu. Bu şey yapmayacaktır. Gölgenin çünkü her tarafı eşit olarak ışık dağıttığı için plane üzerinde gölgeye sebebiyet vermeyecektir. Sadece obje diplerine şey düşürecektir. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Bu da bu zeminin farklı bir tonda çıkmasına engel olacaktır. Burada işte sanda aslında bu problemi yaşamıyorsunuz. Bu problemi sadece lokal ışıklarda yaşıyorsunuz, indirekler. Bunlarda da dediğim gibi ışığı doğru kullanmanız gerekiyor. Yani eğer çok büyük ışıklar kullanırsanız, çok büyük ışıklar kullanırsanız zeminin bütününü aydınlatmaya başlıyorsunuz ve siz yetersiz zayıf ışık koyduğunuzda dolayısıyla orada gölge oluşuyor. Bu gölgede o zeminin saydamlık oranını düşürüyor. Yani eksi bir alfa değeri eksi bir olması gereken yüzeyin değeri sıfırlara doğru ilerlemeye başlıyor. Yani saydamlık değeri düşüyor. Bu sebeple render'a o gölgeler de dahil edildiği için dolayısıyla farklı bir ton çıkıyor veya koyu bir ton çıkıyor ortaya. Bunu bu şekilde anlatabilirim. Umarım yaşadığım problem budur ki bunun çözümü bu ki bunun dışında aslında bir problem yok. Eğer bunun dışında bir problem yaşıyorsan bu donanımsal veyahut da yazılımsal bir problemdir. Donanımsal değil de yazılımsal bir problemdir. Yazılımla alakalı bir problemdir. Veya ayarlarla ilgili bir problemdir ama olayın çözümü bu. Umarım yardımcı olmuştur. Ben Serkan Mert, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.